En büyük pişmanlığım nedir biliyor musunuz yani? Erken evlenmezdim. En büyük pişmanlığım erken evlenmek. Çocukken evlenmek. Çocuk gelinler var ya, ben onlardan biriyim. Malatya'da doğdum. Annem gel, babam seyyar satıcı olduğu için durmadan gezerdik. Niğde, Mersin gezerdik. Ondan sonra babam zamanla Almanya'ya şey yaptı, başvurdu. Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Gidince biz dört kardeşiz ve annemle beraber köyde kaldık. Köyde kalınca sonra babamın anneme istek yaptı. Annem de gitmesi gerekirken bizi köyde bırakması lazımdı. Fakat annem bizi birilerine bırakması gerekiyordu. Dört çocuktuk çünkü sonuçta. Ve dedem annemin babasında kalıyorduk. Fakat o hiç unutamıyorum o kelimeyi. Annem babasına dedi ki, ben çocuklarımı senin yanına bırakayım dedi. Fakat dedem ne dedi biliyor musunuz? Ben el alemin çocuklarına bakamam dedi. Ve bakamam deyince annem de bizi aldı götürdü amcam gibi çünkü baba tarafına gidecek ya. Malatya'da 2 yıl kaldık. Ondan sonra İstanbul'a geçtik. İstanbul'da annem ne yaptı bu sefer? Annem aldı erkek kardeşimi Almanya'ya götürdü. Yine biz 3 kardeş kaldık Alamgir'de. Fakat biz neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz yani. Çocuktuk çünkü. Ya düşün ben 7-8 yaşlarında mıydım neydim? O civarda annem bizi bıraktı gitti. Yine ben düşünüyorum da o 7-8 yaşında çocuk ne yapıyor? Ben 3 kardeşime bakıyordum bu arada ya. Annemi de affedemiyorum bu arada yani. Çünkü o kadar küçük çocukları bıraktık yani. 1,5 yaşındaki çocuğu sen nasıl bırakırsın yani Almanya'ya gidersin yani o şekilde. Çocuktum farkında değildim ama kardeşlerim aç yatıyordu. Ben aç yatıyordum, aç yattığımı çok bilirim. Nasıl söylesem halam kardeşlerim cimciklerdi, döverdi. O benim içime oturmuş yani. Yani halam olarak, bir hala olarak yani nasıl yeğenlerini döverdi. Ben büyük olduğum için ben gördüğüm zaman kızardım halama. Niye yapıyorsa kardeşim. O hep içime oturmuş. Ve kardeşim halen halamı gördüğü zaman sen niye beni dövüyordun diyordu. Hep içime otur. Yani bir yerde birisi bir yerde kalır ya, öksüz gibi kalır ya. Ya öksüz gibi kalmak, yani sanki üveymiş gibi. O kadar zor bir şey ki yani ders çalışmak için. Ya bir silgim yok silgim. Bir silgi düşün. Babam orada bir şey gönderdikleri zaman, Almanya'da bir şey geldiği zaman bir şey gönderirlerdi, bir kıyafet falan. Cebinde bir kere bir kalem açacağı çıktı. İnanın o kadar sevindim ki. Bir kalem açacağı ya. Ders çalışmaya ihtiyacım var. Ve onu yapamıyordum ben. Avrupa'ya gitmek için çocuklarını bırakıyorlar ya. Ben anlam veremiyorum. Gerçekten yani ben kaldığım için çok zoruma gidiyor ya. Aile, çocuk aileden kopuyor. Ve için, nasıl biliyor musun? Yani anne ile çocuk arasında bir bağ oluşmuyor. Bir soğukluk giriyor. Anne, aileyle bir soğukluk. Her zaman ben o soğuğu hissetmişimdir. Halen annemle böyle canı gönülden olmuyor. Değil mi? Bir sınır var. Sınır olduğu için bir şey yapamıyorsun yani. Yani insan unutamıyor ya. Onun için ben de çocuklarımı bırakmak istemedim. O benim her zaman içimden kalmış. Keşke de hiç gelmeseydim, hiç çocuklarımı da bırakmasaydım. Hep içimden kalmış. Çocuklarınızı bırakıp bir yerlere gitmeyin. Başından durun çocuklar. Ne olursa olsun ekmek soğan yiyin ama çocuklarınız yanında olun. Almanya'ya gittiğimde 12 yaşındaydım. Ve 12 yaşında gittiğimde annem hala bizi sabah bırakıyordu evden. Akşam yani gündüz işe gidiyordu. Biz evdeydik. Yani düşünebiliyor musun? Bir annemle bir iletişim dahi olmadı. Böyle genç kızdım. Ondan sonra ergenliğim. Hiç ben anlamadım bu ergenlik nasıl geçti. Yani. Almanya'da kaldım. Almanya'da 5 yıl kadar kaldım. Ondan sonra bir izine gelelim dedik yani çünkü 5 yıl kalmışım. Türkiye özlemi var bu arada. Türkiye'de geldim. Akrabam diye eşim. Akraba evliliği olarak evlendim.
Orada evlendim ve 12 sene kayınvalidemle beraber oturdum. Annem beni çocukken bıraktı ve ikinci seferde beni evlenince bıraktı. Ve iki defa beni annesiz bıraktı bu arada. Ama ben bunu her gördüğümde kendisine soruyorum. Ya ben hem çocukken bıraktım, hem evlendikten sonra bırakıyorum ve beni hiç düşünmüyorsun bu çocuk ne olacak diye. Yani hep beni böyle annesiz bıraktın diyorum ve yüzleşiyorum. Ya niye yaptım? O zaman işte cahildim diyor, bilmiyordum. Yani o zaman şartları onu gerektiriyordu. Yani yapacak bir şey yoktu yani. 91 yılında buraya geldim. Ben buraya gelmeyi hiç istemedim aslında. Çünkü Almanya'da o kadar zor şartlarda yaşadığım için, yani güzel günler de oldu, kötü günler de oldu. Almanya'da yaşadığım için Avrupa'nın ne kadar zorluklar olduğunu biliyordum yani. Onun için gelmek istedim. Fakat amcamız geldi. Ya gidin, sen burada ne işin var falan, Almanya'ya, İngiltere'ye git diye teşvik etti. Eşime dedi, sen burada ne işin var? Git dedi, nasıl olsa işlerin gücün yokken git orada çalışırsınız falan. Ve iki hafta sonra vizesi çıktı. O geldi, ben yine gelmedim. Ben neden? Çünkü gidince ben çocuklarımı bırakıp gitmek istemedim. Çünkü annem bizi bıraktığı için ben istemedim. Kendi çocuklarımı da bırakayım diye. İki tane de çocuğum vardı. Bırakmak istemedim. Fakat illa gidelim dedi. O benden iki hafta önce geldi. Ben yine gelmek istemedim. Zorla beni mecburen gelmek zorunda kaldım ve çocuklarım Türkiye'de kaynanamda kaldı. Tabii kaynanam kaynanam çok iyilerdi yani bakıyorlardı da çocuklara. Ona şüphem yoktu ama ben bir anne olarak bırakmak istemedim. Yani o her zaman o aklımda yani böyle nasıl ben bırakırım geldim sinirlerim bozuk. Ben niye bıraktım çocukları ya dedim Türkiye'de. Zar zor annem oradan anneme söylüyor. Anne dedim bak ben sen bizi bıraktın ben de çocuklarımı bıraktım ama senin şimdi orada çocuklarımı alıp buraya getirmek zorundasın. Ne yap et getir. Babam gitti Türkiye'ye, arabaya koydu çocukları, Almanya'ya getirdi. Almanya'dan da burada bir arkadaş tavsiyesiyle getirdik yani sonuçta çocuğu. 10 ay sonra getirebildim. Çocuklarım geldiğimde çocuklarım 11 yaşındaydı kızım. Oğlum da 8 yaşındaydı. Sonra 10 ay sonra geldi. Tabii kız 12 yaşında oldu. Buraya geldiklerinde oğlum 9 yaşındaydı. Ve direkt okula gönderdim. Hiç dedim eşim de çalışmıyordu, ben çalışıyordum burada. Sakın dedim sen çocuklara çalışmıyorsun, çocuklara bakacaksın. Ve bazen yetiştiremiyordu. Ben sabahleyin okula götürüyordum, işe gidiyordum. Tekrar 3.30'da gelip çocukları alıp eve bırakıp tekrar işe gidiyordum. Tek dedim okusunlar, bir şeye sahip olsunlar yani, yapsınlar yani. Çalışmayı fazla yönlendirmedim yani çocuklara. Geçmişe dönüp baktığımda pişmanlığım, en büyük pişmanlığım nedir biliyor musunuz yani? Erken evlenmezdim. En büyük pişmanlığım erken evlenmek. Çocukken evlenmek. Çocuk gelinler var ya, ben onlardan biriyim. 17 yaşındaydım evlendiğimde. O beni çok yıpratıyor. Aklıma geldikçe nasıl ben böyle bir hata yaptım? Niye bu kadar erken evlendim? En büyük pişmanlığım, yani pişman değil de yani kendimi suçlu hissediyorum. Hayır, pişman değilim. Eşim tamam, iyi yani o ayrı bir olay. Ama erken evlenmezdim, 17 yaşında evlenmezdim. Ya ben niye okumadım ya? Boş ver evliliği ya. Ya insana biraz faydam olması gerekiyordu. Faydalı olmak isterdim aslında. Daha çok insanlara yardım etmek isterdim. İngiltere bize bir şey kazandırmadı ya. Kazanılmadı ya. Kaybettik ama kazanılmadı. Bakma sen yani tamam. Ne kazan? Belki Türkiye'de olsaydı daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ha burada yani fazla bir şey kazandırmadı. Daha çok şeyler kaybettirdi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü başka bir ülkedesin, yabancı bir ülkede. Her zaman ırkçılık var. Her zaman oluyor. Benim bir çift komşumda daha ırkçılık var yani. Her yerde var ama Türkiye'de bilmiyorum. Belki daha iyi mi olurdu bilemiyorum yani. Yaşaması gerekiyordu. Demek ki burada yaşanması gerekiyormuş. Yaşayıp görmemiz lazımmış.